Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir günden yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar, traktörümüz TÜMOSAN 5200 2022 model yeni almış olduğumuz traktörü bugün test edeceğiz. Kayısı ağaçlarımızda hayvan gübresi atıyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde her bir ağaca bir tane bir kepçe atıyoruz. Kepçemiz bu şekilde. Arkaya takılan kepçe. Pistonlarını takmadan kullanıyoruz. Sadece hidrolik sistemiyle yapıyoruz. Yeterli oluyor. Traktörümüze bağladık. Yakıtını doldurduk. Şimdi denemesini yapacağız. Arkadaşlar buradaki aynaları ve tepe lambasını söktük. Ağaçlara gelmemesi açısından. Şimdi traktörümüzü çalıştıralım ve ağaçlarımıza hayvan gübresi atmaya devam edelim. Kamyon ile getirmiştik gübreyi. Buralara boşalttık. Şimdi de her bir ağaca bir kepçe olmak vasıtasıyla atıyoruz. Şimdi gelin videomuza geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayvan gübresini dökerken de kayısının dibine. Kayısının dibinden 1 metre öteye döküyoruz. Ve ayrıyeten ortalı bir şekilde döküyoruz. Bunu dökmemizin sebebi de kürekle iki tarafa rahat bir şekilde atabilmek için böyle bir sistem uyguluyoruz. Bu şekilde dağılan hayvan gübrelerini bir hafta sonra kürekle ağacın dibine tamamen dağıtacağız. O yüzden de böyle ortalı şekilde dökülmesi bize hayvan gübresini dağıtırken kolaylık sağlayacak. Görüldüğü üzere bütün hepsini de öyle yaptık. Bütün kayısı ağaçlarımızın diplerine bu şekilde birer kepçe hayvan gübresi dökeceğiz. İşimize kaldığımız yerden devam edelim.
el frenini çekmedin diye uyarı veriyor arkadaşlar. Ötüyor bakın. Ses geliyordur büyük ihtimalle. El frenini çekmediğiniz zaman traktörü stop ettiniz. El frenini çekmediğiniz zaman bu şekilde belirli bir süre ötüyor arkadaşlar. Neyse biz gelelim konumuza. Dediğim gibi her ağaca bir kepçe gübre döküyoruz. Aralıklar yaklaşık 1 metre kadar olacak. Yani döktüğümüz zaman. Ondan sonra kürekle dağıtacağız ya. O dağıtma esnasında köküne yakın bir şekilde gübreyi atmıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle atmıyoruz. Yani kürekle burada gübreyi alıp da köküne doğru yığmıyoruz arkadaşlar. Etrafına sepeceğiz. Yine yaklaşık bir yarım metre kadar, hiç yoktan bu kadar bir mesafe olması lazım köküyle, yani gövdesiyle. O şekilde gübreyi dağıtacağız. Bugünlük videomuz buydu. Böyle göstermiş olduk arkadaşlar. Kepçemizin büyüklüğü şu şekilde. Yani buna ne diyorlar? 80 santim mi 90 santim mi diyorlar bunun genişliğine. Şöyle karşımla ölçtüğümde bakın arkadaşlar. Şu şekilde. Bir 80 ya da 90 santim olması gerekiyor. Bu şekilde bir kepçe kullanıyoruz. Bu işlem bittikten sonra da kürekle dağıtacağız. Şöyle bir traktörün de etrafını gezelim. Bu haliyle de bir görelim. Traktör bayağı kirlendi, tozlandı. Bu şekilde de göstermiş olalım traktörü. Rahat. Yani şu mekanik kol, ileri geri mekanik kolu var ya arkadaşlar, şu. Bunun zor olduğunu düşünüyordum. Gerçekten de rahat. Çünkü yukarıya aşağıya değil, ileriye doğru arkadaşlar rahat bir şekilde atıp geriye çekebiliyorsunuz. Debriyajı pamuk gibi, freni olsun, vites geçişleri olsun. Vites geçişleri bir tık sert. O da ilerleyen zamanda düzeleceğini umuyorum. Egzozda herhangi bir sıkıntı yaşamadık şu anlık burada olması açısından. Hidrolik sistemleri, liftomatik herhangi bir sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Tabii ki sıfır traktör ama yani istediğimiz şekilde çalışıyor. Onu demek istiyorum. Normalde sıfır traktör çalışması normal bir şey ama istediğimiz şekilde çalışması güzel bir şey. Neyse arkadaşlar, bugünlük de videomuz bu kadar. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Herkese hayırlı günler. Sağlıkla ve huzurla kalın.